Selam gençler, hoş geldiniz. Bu videoda 2022 YKS üzerine konuşacağız. Dün itibariyle yani 11 Şubat'ta 2022 YKS başvuruları başladı. Akşama doğru bir kılavuz yayınlandı. Kılavuzda iki tane başlık bizim için çok önemliydi. Birinci başlık sınav süresi uzatıldı. İkinci başlık ise baraj puanları kaldırıldı. Hemen bunları duyurmak için size bir video çekmeyi düşünüyordum ki dedim ki ya bunun bir anlamı yok. Zaten her yerde haber sitelerinde YouTube'da sınav sürelerinin değiştiğini, baraj puanının kaldırıldığını, buna dair işte düşüncelerin genelde olumsuz olur ki benim de biraz olumsuz düşüncem var yok değil. İnsanlar dile getirir. Bunun ne size faydası var ne bana faydası var. Bu yüzden en iyisi bu videoyu yarına bırakayım. Kılavuzu bir inceleyeyim. Kılavuzu inceledikten sonra geçmiş yıllar dediğimiz tecrübele, tecrübelerle birlikte bu kılavuz ne demek istiyor? Sınav süresinin uzatılması hangi ihtimalleri barındırıyor veya baraj puanının kaldırılması bize ne gibi sorun teşkil edecek bunların üzerine düşüneyim geçmişteki tecrübelerimizi çıkartayım gibi bir düşünceye kapıldım ve videoyu bugüne bırakmış oldum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ihtimaller nedir? Bunu bir konuşalım. Birinci ihtimal kabus 2020. Neden kabus 2020? Kabus 2020'deki senaryo şöyleydi. Pandemiden dolayı sınav süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkartıldı ve insanlar dedi ki, oh be artık TYT matematiği yetiştirebileceğim düşüncesine kapıldı ve sınava girdiler. Herkes çok yüksek netler yaptı. İşte 70 net yapan 90 nete çıktı. Denemelerde 70'ti sınavda 90 oldu. Sallıyorum bunu. TYT, TYT denemelerinde 50 net yapan çocuk 80'lere kadar falan çıktı. Ve böyle sınav sonucu sonrası herkes mutlu. Mutsuz olan hiç kimse yok. Yani normalde 110 net yapan da 120 bekliyor. 119 bekliyor. Bu yüzden mutsuz hiçbir kesim yoktu YKS 2020'de. Ancak işte Ağustos ayında sınav sonuçları bir açıklandı. Ya adam 80 net yapmış ama TYT'den 80 netle 100 bininci sırada. 150 bininci sırada çok büyük bir yığılma olmuş. Çok çok yüksek netler bir anlam ifade etmemişti ve hayal kırıklıkları çok büyük oldu. Ya ben bu kadar puan aldım ve istediğim bölüme gidemiyorum gibi düşünceler oluştu. O netlerle atıyorum bir tane öğrencim vardı örneğin 24.000'de mezuna kalmıştı. Sınava girdi. Çok iyi bir netleri var. AYT'den işte 3 yanlışı var, 77 doğrusu var. TYT'den yine 100 küsür neti var. Biz diyoruz ki kesin ilk 2000 gelir. Sınav sonucu bir açıklandı geldi geldi 12.000 sıralaması. Veya çok iyi bir net olan başka bir öğrencimiz. Yani bir 30 bin bekliyoruz. O netle bir geldi sıralama 150 bin. Yani öyle bir yığılma olmuştu. Çok büyük hayal kırıklıkları oldu. Bana göre en başarısız sınavlardan birisiydi. Sınav süresinin çok olması ve soruların kolay olması. Böyle bir kabus var. Şimdi sınav süresini uzattıkları zaman çok iyi ölçe, ölçemiyorlar. 2020'ye benzer bir senaryo olursa gerçekten çok kötü bir senaryo olur. Ancak böyle bir şey beklemiyorum ben. Sınav süresinin artması işte sınavı kolaylaştıracağız anlamına gelmiyor yalnız. Bu yüzden sınav süresi arttı, 2020 gibi olacak düşüncesine bence kapılmayın. Kabus geride kaldı diyebiliriz. Birinci ihtimal bu. Süre arttı ve sınav kolay olacak. Bu bir ihtimal. Bana göre çok düşük bir ihtimal. İkinci bir ihtimal var 2021. Şimdi 2021 YKS'de ise 2020'nin tam tersi oldu. Çok zor sordular matematiği. 80 netle bu kez insanlar tıpa gitti öyle diyeyim ben size. 80 netle 100 bine giren öğrenci 2020'de. 2021'de ise 20 bine girdi. Yani en iyi matematik neti yapan insanlar yani 20 matematik Kırsoğlu'da 20 matematik neti yapan insanlar 12-13 bin sıralamaya elde etti. Niye? Çünkü sınav çok zordu. Böyle bir durum söz konusuydu. Sınavdan herkes çıktı. Allah belasını versin diye saydırıyor. Niye? Çünkü hiç kimse yapamamış. Hocam matematiği yapamadım, hocam matematiği yapamadım şekliyle. Sınav sonrası herkes mutsuzdu. Bak 2020'de herkes mutluydu. 2021'de hiç kimse mutlu değildi. Niye? Çünkü sınav çok zordu ve herkes ya beklediği netin altında yapmıştı. Örneğin denemelerde, TYT denemelerinde 100 net yaparken... 2021 sınav sonrası o 100 net bekleyen çocuk 70-80 net beklemeye başlamıştı. Bu yüzden herkesin canı sıkkın, morali bozuktu. Ancak Ağustos ayında sonuç açıklandığında bu düşük netlilerin tamamı çok çok mutlu oldular. Neden? Çünkü çok düşük puanla çok çok iyi bölümlere yerleştiler. Çünkü sınav herkese zordu. Herkese zor olduğundan dolayı herkes düşük yapmıştı. Bu yüzden sıralamalar düşük puanlardan oluştu. 2021 ise önce insanları üzdü. Sonra ise çok çok mutlu etti. Yani 21 net yapan bir öğrencim 9 Eylül tıpa gitmişti. 21 matematik neti. Normalde bu mümkün değil. yani 30 netin altında olmaması lazım. Diğer derste de o kadar iyi olmamasına rağmen herkes kötü yaptığından dolayı böyle bir şey yaşanmıştı. doğal olarak şimdi sınav süresi uzatıldığından dolayı daha zor sorarız gibi bir mantığa kapılıyorsa ÖSYM veya siz öyle bir şey düşünüyorsanız ya hocam bunlar süreyi uzattı. Bunun doğrultusunda zor sınav yapacak gibi bir düşünceniz varsa bundan da kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Zor sınav veya kolay sınav bizim için önemli olan alacağımız puan, yapacağımız net değil. Önemli olan alacağımız sıralama. Bu yüzden kaygınız olmasın. Ya hocam kolay sınav mı, zor sınav mı? Sizin tercihiniz nedir derseniz zayıf öğrenci için de iyi öğrenci için de kesinlikle zor sınavı tercih ederim arkadaşlar. Çünkü kolay sınavda yığılma fazla oluyor. 3 milyon yaklaşık 3 milyon insan sınava giriyor. Bu 3 milyon insan arasında 4 yıllık fakülteye yerleşen insan sayısı 250 bin 300 bin. Şimdi 300 bin olduğundan dolayı çok büyük bir kısım yani ihmal edeceğimiz kadar az insan sınava giriyor. 2,5 milyon insan 4 yıllık fakülteye giremiyor. Bu yüzden burada yığılma olması demek ciddi ciddi hayal kırıklıklarına neden olacak demektir. Yani iki, 2021 tarzı bir sınav olursa bence e, üzülmemeniz gerekiyor. E, zor gelmesi demek iyi bir şey demek diyebilirim bana göre. Gelelim bir diğer ihtimal. E, yeni nesil sorular. şimdi Sınav süresinin uzatılması e, bu anlamada gelebilir arkadaşlar. E, normalde FEN ve SOSYAL'den biliyorsunuz yeni nesil soru çıkmıyor. Yeni nesil soru Türkçe ve matematikten çıkıyor. Eğer FEN ve SOSYAL'den yeni nesil soru sormak istiyorsa ÖSYM sınav süresini artırması gerekiyordu. Şu an sınav süresi artırıldı. Artık FEN ve SOSYAL'den yeni nesil sorunun ucunu açmış oldu. Neden? Çünkü yeni nesil süre, e, sorular biraz vakit alıyor. Vakit aldığından dolayı sınav süresi yetersiz geliyor. Zaten mevcutta da 135 dakika mevcut yeni nesil sorular için de yetersizdi. Bu yüzden e, süreyi artırması gerekiyor fen ve sosyalde yeni nesil soru sorabilmesi için ve artırdı. Bu da böyle bir ihtimal. E, sosyal ve fenden ise yeni nesil sorular bekleyebiliriz artık. Normalde yeni nesil soru sosyal ve fende yoktu arkadaşlar. Yani matematik ve Türkçe de vardı. Bu sene itibariyle fen ve sosyalden bekleyebiliriz. Ancak fen ve sosyaldeki yeni nesil sorular tabii ki matematikteki gibi olmuyor, daha basit. Hatta mevcut zoru da kolaylaştırıyor. Bu da sizin avantajınız da olacaktır. Çünkü fende tamamen net bilgi sorulduğundan dolayı bilmiyorsanız yapamıyordunuz. Ancak şimdi fendeki yeni nesil soru sorunun içerisine cevabı girdi. Yani bilmeseniz de okuduğunu anlayarak cevaplayacağım bir hal alabilir. Bu da sizin için Avantaj teşkil edecektir. Toparlayacak olursak arkadaşlar, sınav süresinin artması e, bu süreçte hani deriye geçerken at değiştirilmez diyor da evet deriye geçerken at değiştirildi. Olumsuz bir durum. Ancak bu olumsuz durum bize e, şu anki sınav maratonunda e, yansımamalı ve çalışma stratejimizi değiştirmemeli ihtimaller. Bunlarda bir kolay sorabilirlerdi kolay sormalar bizi gerçekten çok yıpratır. Ee, ve böyle bir ihtimalin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani kolay soru sormazlar. 2- Süre arttığından dolayı zor sorabilirler. Zor soru sormaları kesinlikle hepinizin avantajına bu ihtimal çok daha kuvvetli ve olmasını istediğimiz ihtimal. 3- Yeni nesil sorular fen ve sosyalde karşınıza çıkabilir. Bu da çok iyi bir gelişmedir arkadaşlar. Çünkü sosyal ve fende bilgiye dayalı sorular vardı. Yeni nesil sorular olduğu zaman sorunun içerisinde cevabı da olur. Hiçbir şey bilmiyorsan dahi okuduğunuzda o cevabı bulabilirsiniz. Bu da olumlu bir gelişme olarak karşınıza çıkacaktır. Zaten ayette de bir değişiklik yok. Buna Bununla beraber gençler ben aşağıda size şeyleri çıkardım. Hani sorulardaki açıklama testlerin kapsamını çıkarttım. Bakın yeni nesil sorular algısına nereden kapanıyorum? Normalde bizim ayeti şeylerimizde ayeti sınavımızda direkt kaç soru çıkacağı verilir geçer. Ancak e, şeyde TYT'de ise sınav kapsamını testlerin kapsamını detaylı bir şekilde verir. Baktığımız zaman ilkeleri kullanma ve becerileri ölçmeye yönelik sorular diyor. Bunu daha önceki kılavuzda da söylemişti ama icraatı geçirememişti. Sürenin artmasıyla birlikte fen ve sosyaldeki yeni soru ihtimali de e, artıyor diyoruz. Evet, e, sürenin değişmesi e, bize bu gibi senaryoları yaşatabilir. İde baraj puanının kalkması ikinci başlık var demiştik. Baraj puanının kalkması gençler e, hani 4 yıllık fakülteye gidecek hiçbir öğrenciyi olumsuz bir şekilde etkilemez. Herhangi bir e, size karşı şeyi de yoktur. E, yani dezavantajı da yoktur. Hocam niye yaptılar o zaman bunu? Ya, ücretli özel üniversiteler var biliyorsunuz mantar gibi her yere özel üniversite açıldı. Şu an dershanelerden fazla özel üniversite var. buralarında kendini çevirmesi, ticaret yapması. Bakın eğitim demiyorum, ticaret diyorum. Çünkü orası bir ticaret hani. Ticaret yapması gerekiyor. Bunun için de öğrenci alması lazım. Barajdan dolayı öğrenci alamıyorlardı veya kontenjanları dolduramıyordu. Çoğu özel üniversitenin kontenjanı çok az dolu. Bunu önüne geçmek için biraz daha alalım, verelim, ekonomiye can katalım düşüncesinden kaynaklı kaldırıldığını düşünüyorum. Yani ciddi ciddi sınava hazırlanan birisi için bu bir dezavantaj değil. E, bunu da e, ya hocam baraj kaldırılmış Allah belasını versin şöyle filan moduna girmenize bence hiç gerek yok. Sizi çok e, alakadar ettiğini düşünmüyorum. Yani en azından benim YouTube kanalımın izleyici izleyici kitlesini etkilemiyor. Öyle diyeyim Tamam mı? Evet böyleydi. Canınızı sıkmayın. E, uzun bir süreç sadece şunu aklınıza getirin senin olduğun pozisyonda sınava hazırlanma şartında senden başka çok daha fazla insan var ve bu süreci tek sen yaşamıyorsun. Sınava giren herkes yaşıyor. Bu yüzden senin yaşadığın olumsuzluğu herkes yaşıyor. Senin yaşadığın olumlu bir gelişmeyi herkes yaşıyor. Bu yüzden canını sıkmanın bir anlamı yok diyorum. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur. Ee, görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Yorumlara da cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.